parlamenter sistemli başkanlık sistemi mi olsaydı konu, hepimiz bir tercihi vardı, giderdi onu kullanırdı. Ama yollara düşmezdik. Bu başkanlık sistemi değil. Bu bizim çok iyi aslında bildiğimiz ama devrini artık 18. yüzyılın sonunda tüketmiş olan sultanlık sistemi. Eşitliğin sağlandığı, hakça bölüşümün sağlandığı, üretimin olduğu özgür bir ülke halindeyiz. Tek kaygımız bu. Bu anayasa değişikliği altında imzası olanlarca veya savunanlarca hazırlanmadı. Bu anayasa değişikliği Türkiye'yi yönetenlerin dördüncü defa aldatıldığı bir vahim durumdur. Tapuyu verecek miyiz, vermeyecek miyiz diye sorulduğu için söylediğimiz anahtarımız